Evet arkadaşlar şimdi sınır açısı ve tam yansımayı göreceğiz. Bir ışın kırıcılık indisi yüksek olan bir ortamdan kırıcılık indisi düşük olan bir ortama geçerken eğer sınır açısıyla gelirse ayırıcı yüzeyi de devam edecektir yoluna. Eğer ki gelme açısı sınır açısından daha büyük ise tam yansımaya uğrayacaktır diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar burada ışığın izlediği yolları yorumlamaya çalışalım. Öncelikle A ışınıma bakıyorum. Eğer ayırıcı yüzeye dik gelen bir ışın varsa doğrultusunu değiştirmeden yani kırılmadan yoluna devam edecektir. Sadece değişen durum bizim için hız değeridir diyebiliyoruz. Peki biz ne demiştik? Kırıcılık indisi büyük olan bir ortamdan küçük olan bir ortama geçiş yaptığımızı söylemiştik. O zaman N1 büyüktür N2 ise hızlar arasında V2 büyüktür V1 ilişkisinin olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki gelme açımız sınır açımızdan daha küçük bir değerde ise ışınlar kırıcılık indisi N2 olan ortama geçebilecektir. Ve direkt şinel yasamızı yazıyoruz. Peki buradaki yasamız gereği ne diyebiliyorum? Öncelikli olarak diyelim ki I küçüktür teta sınır ise. N1 çarpı sinüs I eşittir diyorum. N2 çarpı sinüs R'dir diyebiliriz. Eğer arkadaşlar gelme açımız sınır açısına eşit ise bu sefer ışınlarımız 90 derecelik bir açıyla kırılacaktır. Yani ayırıcı yüzeyde yoluna devam edecektir diyebiliriz. Teta eşittir. Teta sınır ise. Ve o zaman da diyorum ki n1 çarpı sinüs teta eşittir. Ne olmak zorunda? N2'dir diyebiliyorum. Peki eğer ki gelme açımız yani alfa değerimiz teta sınırdan daha büyük bir değerde ise bu sefer de ışınların bir tam yansıma yaptığını söyleyebilirim. Yani alfa açısıyla gelen bir ışın alfa açısıyla yansımak zorundadır diyebiliyoruz. N1 çarpı sinüs alfanın N2'den daha büyük bir durumda olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki bu neye benzetiliyor? Bu durum aslında bizim için zenginlik fakirlik durumuna benzetiliyor. M1 dediğimiz kırıcılık indisi N2'den büyüktü. M1 dediğimiz ortam zengin ortam, N2 dediğimiz ortam fakir ortam olarak ifade ediliyor. Ve buradaki sınır açısı dediğimiz değer bizim için yoksulluk sınırı gibi düşünülebilir. Şöyle düşünelim. Gelme açımız bizim gelir düzeyimiz olsun ve gelme açımız eğer sınır açısından küçük bir değerdeyse, yani bizim gelirimiz yoksulluk sınırının altındaysa zaten fakir sınıfına girdik. O zaman ne olacak? N2 ortamına geçiş yapabiliyoruz. Eğer ki gelir düzeyimiz yoksulluk sınırındaysa yani gelme açımız sınır açısındaysa o zaman ne olacak? Ne zengin sayılık ne fakir yani tam ortada ayırıcı yüzeyde yolumuza devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Veya buradaki gelir düzeyi sınır açısı olan yoksulluk sınırından daha büyük bir değerde ise o zaman ne olacak? Zengin sayılacaksın ve zengin ortama tekrardan geri dönüş yapman lazım. Yani M1 ortamına geri dönüş içinde tam yansıma yapmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Peki burada örneklerimiz var hemen onlara bakalım. Kırıcılık indisleri arasındaki ilişki N1 büyüktür N2 olan ortamlarda I ışını harflendirilmiş yollardan hangisini izleyebilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak N1 büyüktür N2 denilmiş. Yani çoktan aza doğru bir geçiş var. Ve çoktan aza doğru geçişlerde bizim 3 tane durumumuz söz konusuydu. Neydi birincisi? Normalden uzaklaşmış olabiliriz veya ayırıcı yüzeyde gitmiş olabiliriz veya tam yansıma yapmış olabiliriz. E o zaman onlara bakıyorum. Işın eğer hiçbir kırılmaya uğramasaydı kesikli çizgiyle gösterilen yolu izleyecekti. E peki normale yaklaşma gibi bir ihtimali yok. Çünkü normale yaklaşabilmek için N2'nin daha büyük olması gerekiyordu. Normalden uzaklaşmış olabilir. Yani en yolunu izleyebiliriz. Veya sınır açısıyla gelmiş ise buradaki ayırıcı yüzeyde gitmiş olabilir. M yolunu izleyebilir. Veya Burada ne diyorduk? Tam yansıma yapmış olabilir ve tam yansıma yapmış olabilmesi için de gelme açısının yansıma açısına eşit olması gerekir. Yani L yolunu izlediğini söyleyebilirim. Ama K yolunu izleyebilme ihtimali yok. Çünkü gelme açısının büyüklüğü neyse yansıma açısının büyüklüğü de ona eşit olmak zorunda. Teta büyüktür alfa ise denilmiş ABC bölgelerinin kırıcılık indisleri arasındaki ilişki bize soruluyor. Arkadaşlar öncelikli olarak şunu söyleyebilirim. Bir ışının sınır açısıyla gidebilmesi için mutlaka ve mutlaka çoktan aza doğru bir geçişin olması lazım. Yani nb büyüktür n a'dan aynı zamanda nb büyüktür n c'dendir diyebiliyorum. Peki şimdi biz burada ne yapacağız? A ile C'yi kıyaslayacağız. Peki A ile C'yi nasıl kıyaslayabiliriz? Şimdi ışınlarımız hiçbir kırılmaya uğramasaydı şu doğrultuda yoluna devam edecekti. Peki burası alfa ise burası da alfa kadar oldu. Peki buradaki ışın hiçbir kırılma uğramasaydı bu doğrultuda yoluna devam edecekti. Peki buradaki sapma miktarı da tetadır diyebiliyorum. Şimdi bir ışının sapma miktarını belirleyen şey iki ortamın kırıcılık indisi arasındaki farktır. Bu kırıcılık endüstri arasındaki fark ne kadar büyük olursa ışındaki sapma miktarı da o kadar büyük olur. Ve bize denilmiş ki teta büyüktür alfa. Demek ki ışınlarımız B'den C'ye geçerken daha büyük bir sapmaya uğradı. E o zaman C'nin değerinin daha küçük olması gerektiğini söyleyebilirim. E demek ki NB büyüktür NA o da büyüktür NC'dir diyebiliyoruz arkadaşlar. KLM ortamlarının kırıcılık indislerini karşılaştırınız denilmiş. Şimdi eğer bu ışınları kıyaslamamız gerekiyorsa dikkat edersek ışınlarımız ayırıcı yüzeyde gitmiş ve bu tarz bir durumun oluşabilmesi için mutlaka çoktan aza geçişin olması gerekir. O zaman şunu diyebilir miyim? NK büyüktür NL. Peki burada bir tam yansıma var. Tam yansımanın gerçekleşebilmesi için mutlaka ve mutlaka çoktan aza geçişin olması lazım. NK büyüktür NM'dir dedim. Peki ışınlar hiçbir kırılmaya uğramasaydı şu doğrultuda yoluna devam edecekti. İkinci durumda ışın hiçbir kırılmaya uğramasaydı bu doğrultuda yoluna devam edecekti. İlk durumdaki sapma miktarı, ikinci durumdaki sapma miktarı. Dikkat ederseniz ikinci durumdaki sapma daha fazla. E bunun gerçekleşebilmesi için iki ortam arasındaki kırıcılık indisi farkının daha büyük olması gerekir. Yani M'nin kırıcılık indisinin daha da küçük olduğunu söyleyebilirim. Kime oranla? L'ye oranla. Yani nk büyüktür nl o da büyüktür nm'dir diyebiliyorum